Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşçülerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Avrupa İttifakı Xitayni Çingan hakkıda düşünce birleşke çakırdı. Avrupa İttifakı Xitayni diplomatiyada uçuk aşkarı buluşka Xitayning sabıq taşqi ishlar ministri Çinganning tuyuqsiz g'ayib bo'lish vaqasi haqida tushuncha berishga chaqirdi. Yevropa İttifakı'nın Asiya İşleri Reisi Gunnar Wegent siyasetçi torining ziyaretini qabul qilganda Xitay sabıq taşqi ishlar ministri Çinganning tuyuqsiz g'ayib bo'lganligi va 2 oydan beri aşkarı ko'rinib boqmaganligi haqida Xitay rejimining tushuncha berishi kerakligini bildirgan. Siyasetçi torunun bildirişçe, Avrupa İttifakı'nın Xitay'a bolgan narazılıkı barğansırı küçüyüvatkan bolup, iki tarafının ziddiyeti Suudi tamponsızlıkıdan halkıp, Tayvan meselesi, Xitay'nın herbi kengaymiciliki ve Xitay'nın Rusya bilen bolgan münasivetigici berip yetken. Çinganın tuyuqsız vazifeden kaldırılışı sebeplik, Avrupa İttifakı'nın diplomatiya strategisi mesulü Josep Borrell'nin Xitay ziyareti planı keçiktirilgen bulup, mülkerlenişçe Josep Borrell küz aylarda Xitay taşqi ishlar ministri Wang Yi bilen körüşüdigen. Xitay rejimi aldıngı ayının ahırıda Xitay Komünist Partisi Merkezi Komiteti taşqi ishlar işxanasının müdiri, Xitay'nın sabıq taşqi ishlar ministeri Wang Yi'ni qaytadan taşqi ishlar ministeri qilib tayinlab, izdireksiz g'ayib bo'lgan Çinganni taşqi ishlar ministerlik vazifasidan ilib tashlagan edi. Xitayda qattiq yomg'ir va bo'ron sababidan 4 Xitay o'ldi, 48 Xitay yo'qab ketdi. Xitay'nın Sichuan ölkəsindəki Jinyang nahiyəsində yüz bərgən qattiq yomg'ir va bo'rondan keyin 4 Xitay'nın ölgənligi va 48 Xitay'nın yo'qab ketganligi jazmlashtirildi. Xinhua agentligining 30 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Xitay Jihai tarmoqi 21 avgust Xitayning g'arbiy janubidagi Sichuan o'lkasining Jinyang nahiyasida qattiq yomg'ir va bo'ron sababli yuz bergan o'lim yetim haqida muxbirlarni kutib olish yig'ini ochgan. Ular apat yuz berganda 201 kishining qurilish o'rnida ekanligini, ularning 149-ning hayot qolganligini dalillagan va yo'qolib ketganlarni izlash xizmatining davomlashayotganligini Şundaqlıq kuruluş şirketi ve işqi orullaştırış mülazimeti bilen təminleydiğen vasitçi şirketin 5 Xitayının kolga ilinğalıqı, onlarının vaqanı dokulat kılmağan ya ki vaqa doğrusu qasdan yalğan uçur bergen dəb əyiblən gəlikini bildirgen. BBC'nin bugünkü haberde qayıt kılınışca, bu yıl Xitayının nurğun caylarda yüz bergen iğir apetler Xitayığı qattıq zərib bergen bolup, Xitay bu yıl yazını qattıq ısıq ve kəlkün apeti bilen ötküzgen. Xitayning sharq shimolidagi Xeylongjiang o'lkasida butun Xitoyga ta'minlanadigan ochliq manbalarining ko'pinchisi buzilgan. Ilgari azaldan favqulodda havorayi hodisalari ko'rilib boqmagan rayonlarmo bu yil kelgunga duch kelgan bo'lib, munosabatlik mutaxassislarining so'ziga qaraganda Xitoyni texmo nachar kunlar kutmoqtikan. Bildirilishicha Xitoyda yaqinqi 10 yilda xotirlangan kelgun soni 10 hissaga yaqin ko'paygan bo'lib, Ötken yili iyul ayida 130 qetim, avgustda 82 qetim kelgun kelgan. Chet ellik mablag' solg'uvchilar Xitoydan bir-birlab ayrilmoqda. Xitoy iqtisodining nacharlashishi poychaki bozordimi o'z ifodasini topgan bo'lib, Xitoy rejimi mablag' solg'uvchilarni qaytirib kelish uchun bir qator tadbirlarni qo'llangan bo'lsa-mu, chet el mablag'i tövallishining bu oyda rekord yaratishini to'sib qola olmadi. Bloomberg to'rining 29 avgustdagi xabarida bildirilishicha Chet ellik mablag' solg'uvchilar Xitoydan yiroqlab poychaklarni sotayotgan bo'lib, Xitoyning bozorni qo'zg'otish urinishlarining iqtisodiy andisha oldida qandoq tirkishayotganligini yana bir qatim ko'rsatib bergan. Yakshanba kuni e'lon qilingan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, sanoat foydasi 7 oyda bir yil ilgirkiga solishtirganda 6.7% tövallagan. Bir qism iqtisodshunoslar bu haqda to'xtalib Aldıngı hafta axırda qollanğan tədbirlər çekinişini toxtışqı yetmedi. Əgər əməli iqtisadını qollaş tədbirləri yolu qoyulmasa, önümü qısqı boludu. Texamı qatıq rıqbətləndiriş siyasəti bolmasa, pay bazırıqı mərkəzləşkən siyasətlərinin icabi təsiri çəklik boludu, digən. Pay çəkigi məbləq salıqçılar Xitay rejiminin ən yeni urunuşları bazarının tövəllişini tosub qalalmağan deyikin, texamı küçülük hərəkət qollanışını ümit qılışqan. Bloomberg agentliğinin xəbəriga asaslanğanda çətəlliklər bir ay içində $11 milyard pay çəkini satqan bolub, Xitay rejimi bazar keyfiyyatını aşırış üçün tədbir qollanğan bolsumu yetərlik təsir bolmayvatqanlıqı bildirilgən. Xitay yeni elan qılğan atalmış ölçəmlik xəritə küçülük narazılıq qozğıdı.
Xitoy rejimi yangi nusxadagi atalmış o'lchamlik xaritani e'lon qilgan bo'lib, talash tartishlik rayonini Xitoy territoriyasiga kirgizishi kuchlik norozilik qo'zg'adi. Xitoy rejimi 28-avgust Jiejiang o'lkasida 2023-yillik o'lcha sezish qonuni tashviqot kuni ve devlet teritoriyası eni teşviqat haftaligi namida faaliyet ötküzgen bolup, atalmış 2023 yıl nusxasidagi ölçemlik xaritini e'lon qilgan. Bildirilishicha, bundan keyin axborot teşviqatda, kitap jurnallarda, gazetlarning qisturma rasmlarida, e'lon ko'rgazmalarida, hunar san'at buyumlarida eng yangi nusxadagi xarita ishlatilishi kerak ekan. Mazkur atalmış ölçemlik xarita Tayvan Janubiy dengiz taqim orollarini o'z ichiga olgandan sirt Tibet bilen Hindistan çigrasıdaki Arunachal rayonu ve Şarkı Türkistan, Keşmir, Tibet çigrasıdaki Aksay Çin rayonu mu Xitay teritoriyesine kirgizilgen. Bu sebeplik Hindistan Taşkı İşler Ministerliği Xitay'a katlı narazılıq bildirgen. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe Hindistan Taşkı İşler Ministeri Subrahmanyam Jayshankar bu axtı katlı narazılıqını bildirip, başka devletlerinin zeminini öz xeritisine kirgizilmiş Xitay'nın konu adeti ihkallikini ama bu xil urunuşlarının reallıqını özgertilmeydiğallıqını təkidligen. Xitay'nın çigratalaş tartışıdaki kudrat koluq hareketleri izgil devamlaşıp gelgen bolup, Xitay rejimi 2017 yıldan tartıp Arunachal rayondaki yer namlarını köp qetim özgertgen. Hindistan bolsa Xitay'nın bu urunuşlarına narazılıq bildirip gelgen. Xitay nüfus krizisini hal qilish üçün barlıq vasitlerini işgı salmaqta. Xitay rejimi tug'ilış nisbitinin tövelleşi ve nüfusunun qeyrilişidin ibaret nüfus krizisini hal qilish üçün türlük vasitler bilen Xitaylarını baldur toy qilishga rig'batlandirmoqda. Xitayning sharqidagi Changsha nahisi ijtimoiy taratqu hisobida uqtirish chiqarib, nahidagi 25 yoshdan burun toy qilganlarga 1000 yuan mukofot beriladiganligini, undan boshqa tug'ish, biqish, tarbiyalash to'liqlama puli beriladiganligini bildirgan. Uqtirishda aytilishicha, bu tadbir yoshlarni baldur toy qilish va baldur farzandlik bo'lishga rig'batlandirish uchun yo'l qo'yilgan. Bu Xitay rejimining nufus ko'paytirishga aloqador eng yangi tadbirlaridan biri ekan. Xitay tug'ilish nisbatining tövelleşi ve nüfusning qeyrilishidan iborat nüfus krizisini boshdan kechirayotgan bo'lib, navbatda dunyodagi tug'ilish nisbati eng tuvan joylarning biri bo'lib qolgan. Undan boshqa Xitoyda to'y qilish nisbati ham tövellayotgan bo'lib, bultirqi to'y qilish nisbati 1986 yildan buyonqa eng tuvancha tushib qolgan. Biqish xarajatining ziyodi yuqoriligi Xitoy iqtisodining nacharlashishi sababli Xitoylar ko'p farzandlik bo'lishni, hatto farzandlik bo'lishni xohlamaydigan bo'lib qolgan. Gerçi Xitay rejimi türlük vasitler bilen Xitay nüfusunu köpeytişke urnuvatkan bolsumu, Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetinin bir kısmı bolğan nüfus çekle siyasetini devamlaştırıvatkan bolup, ayollarını mecburi tuğmas qilish, mecburi balı çüşürgüzüş qatarlıq insan kalibinden çıkan terör siyasetini izgil icra qılmaqta. Putin'nin tutuş buyruğu çıkırılğandan keyinki tüncü ziyaretinin Xitay'da bulunduğanlığı bildirildi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Xalqara Cinayetler Sotu qo'lga olish buyrug'i chiqargandan keyin tungi ziyoratining Xitoyda bo'ladiganligi uning oktyabrda Xitoyda o'tkazilgan bir belbog' bir yo'l munbiri uchun tayyorlik qilayotganligi o'tirg'i qo'yildi. T24 ning xabariga asoslanganda Putinning Xalqara Cinayetler Sot mahkamasi urush jinoyati bilan qo'lga olish buyrug'i chiqargandan buyon tunji qatim chat elga chiqishga qo'shilganligi o'tirg'i qo'yilgan. Bloomberg ismini oshkorlashni xohlamagan 3 manbani asos qilib, Kremlin sarayining Putinning oktyabrdagi bir belbog' bir yo'l munbiri uchun Xitoy ziyoratiga tayyorlik qilayotganligini bildirgan bo'lib, yana bir manbaning aytishicha Putin Xitoy rejimi raisi Xi Jinpingning faoliyatga qatnashish taklifini qabul qilgan. Kremlin sarayining diplomatiya yordamchisi Yuriy Ushakov 7 oyda Putinning munbar uchun Xitoyni ziyorat qilishni planlaganligini aytgan. Xalqaro jinoyatlar sud mahkamasi 3-joyda qo'lga olish buyrug'ini e'lon qilgandan buyon Rossiyadan ayrilmagan Putin Ukrainaning Rossiya ishg'ol qilgan rayonlarini ziyorat qilgan bo'lsa-mu, oldingi hafta Janubiy Afrikada o'tkazilgan kesak oltin davlatlari boshliqlari yig'iniga mazkur davlatdagi hukumatning xalqaro jinoyatlar sud mahkamasiga imzo qo'yg'ichi bo'lish sifati bilan Putinni qo'lga olish buyrug'ini ijro qilishi kerakligini aniq o'tirg'i qo'ygandan keyin qatnashmagan edi. U yana Hindiston bosh ministri Narendra Modiga o'zining kelarayda o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'iniga qatnashmaydiganligini aytgan edi. Bloomberg bilan suhbatlashgan manbalarga asoslanganda Putin faqat bexatarlik qismlari ularning bexatarligiga to'liq kafolatlik qila oladigan davlatlarni ziyorat qilishni xohlaydi ekan. Xitoy bo'lsa bu joylarning biri ekan. Blinken Rossiyaning Qrim tatarlariga tutgan pozitsiyasini ayibladi.
Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken, Rusya'nın Kırım Tatarları'na tutkan pozisyasını katlık ayıplaydı kalıqlarını bildirdi. Antony Blinken, Ammevi Ortaklaş Torbeti X hesabıda bu axta bayanat ilan kılıp, Rusya'nın Kırım Tatarları'na karata yeniden kan kölemli kolga eliş ve kamaş dolukunlama öz içine alğan zulümü devamlaşmaqta. Amerika Rusya'nın bu pozisyasını katlık ayıplaydı, deyip yazgan. Blinken, Rusya'nın Kırım Tatarları'na tutkan pozisyasını özgertişi, Ukrayna'nın işgal kılışını toxtatışı gereklikini təkidlegen. Hem de Rusya'nın Kırım'daki barlıq siyasi mahbuslarını koyup birleşke çağırgan. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Adik programımız görüşkice, aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.